Türk dünyasındaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Azerbaycan'a gideceğiz şimdi. Azerbaycan tarihi, kültürü, medeniyeti ve doğal güzelliğiyle öne çıkan bir ülke. Turistlerin dört mevsim ziyaret ettiği ülkede ilgi çekici bir mekana, Ateşgah'a götürüyoruz sizi. Bugün Bakü'de muhabir arkadaşımız Fatih Avanos ve yayın konuğu Ateşgah olarak bilinen tarihi mabette bizi bekliyor. Dönelim ve sözü onlara bırakalım. Tarihi, kültürü, doğal güzellikleriyle Azerbaycan yılın dört mevsimi turist çekmeye devam ediyor. Başkent Bakü'nün 30 kilometre dışında önemli bir noktadayız, önemli tarihi bir noktadayız. Ateşgah Mabedi'ndeyiz, turistlerin oldukça yoğun ilgi gösterdiği bir noktadayız. 2000 yıllık yaklaşık tarihi olan bir noktadayız ve Devlet Turizm Ajansı'ndan Ruslan Halilov bizlerle birlikte olacak. Kendisi bize bu mekan hakkında turistler neden buraya ilgi gösteriyor? Bunlarla ilgili kendisinden malumat alacağız, bilgi alacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Ateşgah'tayız. Turistlerin de oldukça yoğun ilgisi var şu an. Arkamızda da geziyorlar rehberler eşliğinde. Bize biraz Ateşgah'tan bahsedebilir misiniz Türk seyircilerimize? İlk önce hoş geldiniz Ateşgah'a. Ateşgah Azerbaycan'ın en eski tarihi abidelerinden birisidir ve mabedin yaranması ilk bizim eranın milattan sonra 2. 3. asırlardan yaranıp ilk mabed dikilip ve 7. yüzyıla kadar İslam'a kadar devam edildi. İslam kabul ettikten sonra artık insanlar Zerdüş mabedlerine gitmediler ve bu mabedler bakımsızlıktan artık dağılmaya başladılar. Ve 7. yüzyıldan sonra artık İslam'ı kabul etmeyen Zerdüşler Azerbaycan'dan gittiler. Yani milattan sonra 2. yüzyılda ilk burada bu ateş ilk nasıl yandı efendim? Nasıl başladı ateşin? Ateşin yanmasının birçok versiyonları var. Hemen versiyadan biri de odur ki güneşten yandı. Güneşin sıcaklığından yazdı. Çünkü burada doğal gaz yani topraktan böyle deyik de toprağa kazdığınız zaman 2 metre, 3 metreden falan ateş gaz çıkırdı. Yerden doğal gaz çıkırdı. Ve hemen bu gördüğünüz odalarda hemen ateşlerin çıktığı yerlerde dikirdiler insanlar. Yani o zaman tabii bu o zaman mucizevi bir şey olarak kabul edildi. Bilmiyorlardı doğal gazı, petrolü. Onların verdiği o minerallerden değil mi? Böyle ateş yandı ve hiç sönmedi mi o günden bugüne? Bu demeli ta 19. yüzyılın sonlarına kadar sönmedi. 19. yüzyıldan sonra ise dünyada ilk defa 1848-49. Yıllardan başlandı petrol çıkarmasına. Sinai usulüyle petrol çıkarmasına ve petroldan sonra artık ateş yağın gazı gittikçe azalmaya başladı. Ve artık 19. yüzyılın sonlarına kadar tam bitti gaz. Ve gaz bittikten sonra artık burada yaşayanlar buradan terk edildiler, ateşgahı terk edildiler ve buradan gitmeye mecbur kaldılar. Çünkü artık onların böyle deyik de onlar için kutsal bir ateş olan, kutsal bir şey olan ateş artık yok idi. O yüzden buradan gittiler. Yani coğrafyada İslamiyet'in de yayılmasıyla artık herhalde o ateşe olan şey farklı bir boyuta geçti. Şunu merak ediyorum. Burada odalar var. Burası tarihi İpek yolunun da üzerinde bir nokta. Neler yapılıyormuş burada? Demeli ilk önce bura 17. yüzyılda İpek yoluyla Hindistan'dan tüccarlar geldiler buraya. Çünkü Bakü Azerbaycan İpek yolunun üzerindeydi. Ve tüccarlar geldikleri zaman hem eski Zerdüş mabedinin yerini gördüler, kalıntılarını gördüler. Hem de doğal ateşleri gördüler. Çünkü artık mabed dağılsa bile doğal ateşler var idi burada. Peki tabii Azerbaycan petrol dışı gelirlerini de arttırmak istiyor. Yatırım yaptığı noktalardan biri de turizm. Turistlerin ilgisini merak ediyorum. Nasıl burada yıllık, aylık gelenler nasıl, hangi dönem daha fazla geliyorlar? Sizden bir de bunu almak istedim. Demeli dünyada 3 Zerdüş mabedinden biri, halihazırdaki dünyada 3 Zerdüş mabedinden biri ve ilki, birincisi Ateşgah'tı. O yüzden şimdi turistler için ve tüm dünyada yaşayan, hatta en çok bize gelirler, Hindistan'dan gelirler, demeli Çin'den, Japonya'dan, Kore'den gelirler, Rusya'dan, komşu ülkelerden, Rusya, İran falan. Yani yaz, kış, mevsimler fark etmez, bizde her zaman turist olur. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun, ben teşekkür ederim. Bir daha hoş geldiniz Azerbaycan'a. Evet, başkent Bakü'de bulunan Ateşgah Mabedi'nden gerçekleştirdik yayınımızı. 2015 olimpiyatlarında da aslında olimpiyat ateşi buradan yakılmıştı. Ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in olimpiyat ateşini yakmasıyla oyunlar başlamıştı. İşte o tarihi noktadayız ve biz de Türkiye'deki seyircilerimize burayı paylaşmak istemiştik. Sözümüzü artık burada sona eriyor. Ankara'ya bırakalım sözü tekrar.
Fatih Avanos Bakü'den aktardı. O müthiş mabetten, tarihi mabetten, ateşgahtan sevgili seyirciler.